diyorum ki ben bu evde niye hiçbir şey istediğim gibi yapamıyorum? Kargom geldi. Bekletiyordum birlikte açarız diye. Ama bu iki kuduruk açıyor. Bu ne? Ay. Bu ne? Bu ne böyle yumurta kafa? Bu ne anneciğim? Yumurta kafa mı? Uraz'ın kombini harika yalnız farkındayız. Deniyorum bu. Hayır onları elleme. Niye güzel değil mi? Bu ne? Uraz bu ne? Bu 5 tane değil mi aşkım? 5. Uraz bu ne? Ama sanırım bunları cilalamak mı gerekiyor? Ne bileyim ya. Evet. Ham madde olarak geldiği için sanki. Şuraya bak ya. Ama onu yapmak zorunda da. Buna şeye gerek yok değil mi? Altına. Anne, aşkım onu hareket ettirmiyorum ki ben. He olur yavrum olur. Top değil o. Ya, gömü bulursun ya. Hani içine şey sikke koyarlar. Külçe mi? Külçe. Altın külçesi. Külçe değil ya. Külçe farklı oluyor. Farklı oluyor evet. Bu çamurdan yapılan şey yok mu? Kırıyorsun. Güveç. Onun bir adı var evet. Benim de çok aç valla. Saatte 7'ye çeyrek var. Bu arada bunlar ay, evin dağınıklığının kusuruna bakmayın. Ama bayağı aşağı inecek ha. Tabi. Bunlar ünitemizin yeni ayakları. İnşallah iftardan sonra değiştireceğiz. Uraz başına bir iş getirmezse. Çocuk ya valla. Çocuk olmak. Her şeyden oyun yapıyorken. Ama ayağına düşecek diye çok korkuyorum anneciğim. Ağra benziyor. Bu çamurum. Odana götür onu. Odana koyar mısın onu? Bu ne? Bütün gün böyleyiz. Onu giyiyoruz, onu çıkartıyoruz, onu giyiyoruz, onu çıkartıyoruz. Az önce onu giydirmek istemiştim. Giymemek için ağladı. Bunu istedi. Şimdi ben hiçbir şey demiyorum ben. Beni boş verin, siz devam edin Kings. Görüşürüz Uraz. Görüşürüz. Aa, dikkat et. Gel buraya. Ben giyeyim o zaman. Niye giyebilir baban tabii ki de. Ne olacak ki? Bugün babası Erva geldi. Uraz ona bisiklet sürmeyi öğretti. Onunla top oynadılar. Değil mi? Değil mi? Erva mı geldi? Erva geldi. Evet Osman amcanın kızı geldi değil mi? Ne yaptınız? Oturdunuz beraber oyun mu oynadınız? Hı. Odama götürdüm onu. Oyuncaklarımı gösterdim. Tripod'um geldi bu arada. Sessizlik. Bugün en mutlu günüm. Sessizlik. Neydi? O kadar sessizlik. Gerçekten sessizlik arkadaşlar. Hadi iyi seyirler. Hadi görüşürüz hadi. Ya görüşürüz. Evet, ünitemiz yine ayaklarını değiştirdik. Allah'ım şu tüfe bakın. Biz beğendik. Ay aşkım ışığını taksana ya. Hep unutuyorum. Şimdi takayım. Tak. Vermek lazım ya. Hayır değil lan. Değil. Böyle çok güzel oldu. Sizce nasıl oldu? Üzerine bakmayın. Şimdi öylesine koydum elime geçenleri. Ama normalde bunun üzerine mesela hiçbir şey koyamıyordum. Çünkü mesafe yoktu. Heh. Ay. Ay kocam ışıl ışıl her ben yer yaparım. Her yer sanki. Sen izle. Evet izle. Ben oturayım izleyeyim şöyle. Ay. Sizce nasıl olmuş? Eski halinden çok daha beğendim ben. Ve ışığı yakınca da ayaklar ortaya çıktı ya, çok tatlı gözüktü. Bu arada üstüne şimdilik şunları koydum. Tamam mı? Bu çiçeğim zaten başka bir bazodaydı biliyorsunuz. Şöyle bir şey aldım. Ama öncesinde şunu almıştım. Buna koymuştum. Sonra tabii sizden önce kızlara sordum. Gruba attım. Vazoyu böyle değil, böyle beğendiler. Ama yine de sizin de fikrinizi merak ediyorum. Bu zaten mutfağımdaydı. Bu da Uraz'ımın zor bela hamileyken karnımda yüzünü gösterdiği en net, yani en net hali bu. Baksanıza. Hala aynı uyuyor çok şükür. Bunu böyle koydum. Gene ahşap olduğu için orası. Şimdi ışıktan da şey oldu da. Şunu bir söyleyin bana.
Bunda mı güzel olur? Yoksa böyle güzel olmuş mu? Bu arada ayakları internetten aldım, tanesi 123 lira gibi bir şey ve gerçekten sağlamlar zaten. Şöyle tahta, ay 2 dakikada bak, Uraz'ın oyuncakları dökülmüş şu şekilde. 5 tane almıştım ben. Çünkü bu ağır. Normalde üniteyi komple değiştirmeyi düşünüyorduk ama bu üniteyi de çok seviyorum, oval olmasını. Aa, başım döndü eğilip kalkınca. Konuşamadım. Oval oluşunu çok seviyorum. Oval modeller çok sınırlı. Olanlar da çok pahalı. Bizde bu da gayet iyi durumda ve ayakları takınca gerçekten daha tatlı oldu. Tabii ki biz bunun ileri etapta beyaza tekrar boyamayı düşünüyoruz. Çünkü gayet deforme oldu ama Uras hala daha çok kendini bilerek oynamadığı için oyunlarını biraz daha deforme olsun. Daha sonra tazeleriz inşallah diye düşünüyoruz. Bu şekilde benim çok hoşuma gitti. Şimdi en kısa sürede şuna şey alacağım. Hasır saksı alacağım. Bu olmaz. Küçük çünkü. Hasır bir saksı alıp onu da onun içine koyunca böyle gayet güzel olacaktır diye planlıyorum. İnşallah. Zaten burada da böyle Uras'ın odasındaki şeyi buraya getirdik ya, sandalyeyi. Böyle bir şey oldu. Zaten Allah izin verirse yazın koltukları da değiştirmeyi planladığımız için kesinlikle şey değil mi aşkım? Bej ve ahşap ayak. Bej rengi kumaş, ahşap ayak istiyoruz artık. Yani bunu çok pis gaflete düşüp aldık biz, hani ertesi gün getireceğiz falan deyince adam böyle bir gaza geldik ama maalesef geçen günlerde de şurası çıktı. Eren kendi imkanlarıyla taktı. Şurası düştü bildiğiniz. Kendi imkanlarıyla taktım. Allah'a emanet yaşıyoruz. Şimdi şu dönemde almak istemiyorum. Çünkü Ufuk abimin düğünü olacağı için bunların yataklı olması avantaj. Tabii ki de oradan gelen misafirlerimiz olacaktır Allah'ın izniyle. Bunlar açılabiliyor. Ama bu aşamadan sonra açılır mı alırım, açılmaz mı alırım bilmediğim için düğünü atlatana kadar bir kalsın diye düşündük, karar verdik kendi aramızda. Ama mesela şunların da ahşap oluşu. Zaten kapımız da o renkte. Şuna da bir saksı düşünüyorum ama sonra. Çünkü hasırlar ne kadar pahalı. Böyle güzel bir uyum ahenk içinde olacaktır. Gerçekten bu ev neler gördü bilmiyorum. Çok çok sonra da şuna bir hasır, bambu, bir avize gibi bir şey olur. Zaten biz bunu ilk evlendiğimizde almıştık ve çok uzun süre kullanmamıştık. Sonra avizesiz kalınca buna tekrar geri döndük ve kaldı bu şekilde. Çoğu kişi de diyor o avize ne diye falan ama arkadaşlar yani oluyor bazen öyle şeyler. Neyse, burası şimdilik böyle. Yorumlarınızı merak ediyorum bununla ilgili. Lütfen bildirin. Sen harikasın dostum. Bravo sana. Bravo. Benim oğlum ayakkabısını kendisi çıkartıyor. Evet. Kapıda bekliyor. Kapıya koyuyor. Evet. Bravo. Tebrik ederim. Oy. Bu ne? Bu Uraz'ın kargosu. Uraz açmak ister mi? Mor kargo. Mor kargo. Evet. Dur. Bu tarafa çevirelim. Marka. Hadi bakalım ne çıkacak içinden. Hazır mısın? Anne, manatıda. Anneciğim oradan açılmıyor ki. Oradan açılmış. Bak buradan açılıyormuş gel. Şimdi sen çıkar. O yine düşüyor. Bak. Bu yine kalkıyor. Önce düşüyor. Sonra mı bu? Bak bu yine. Ne o? Bu yine. Annesi. Annesi. Beğendin mi? Çıkar içinden. Kıyafet. Kıyafet, evet. Kıyafetin üstünde ne var? Tonik var. Bak, bu aynı marka. Sonic. Hadi. Bak. Bunki taç. Ama bunları yıkamadan giyemeyiz. Bunlar şimdi nereden geldi bilmiyoruz oğlum. Çöpe atabilirsin. Bunu da atabilirsin. Ha, içinde bir kağıt var. Bu neymiş? Thank you. No problema.
Bunu da at oğlum. Oğlum. Heh. Ora çöptü zaten. Evet, orada şöyle 230 liraya mı? 250 liraya mı? Ne? Çok çekilmiş ama bir şey söyleyeyim mi? Sakın elleme. Tamam, sakın ellemeyeceğim ama bir şeye bakabilir miyim? Şöyle göstereyim, anlayacaksınız. Bu bak. Şöyle formda bir şey. Ama Sony'yi çok sevdiği için mutlu olsun diye almıştım. Normalde ihtiyacı... peki tamam. O Uraz'ın olduğu için benim ellemem istemiyor. Ben de saygı duyuyorum. Oğlum suluğun altına Hello Kitty yapıştırmış. Geçen stickerlarımı bulmuş. Annem. Anlasana ne oğlum. Bu arada ben de şöyle bir videoda gözükeyim, bir selam vereyim. Ayol bir gittim, pirdik gittim falan gibi bir şey oldum ama ay çok yoğun geçiyor günler Ramazan dolayısıyla. Yani çocukla şöyle oluyor. Hani annem buradayken Uraz'ın bu arada her şeyle yine ben ilgileniyordum ama annem yemek yapıyordu, canı bir şey istiyordu yapıyordu. Benim o şeylerim hani olmuyordu. Eren'in bir isteği oluyordu. Annem ben yaparım diyordu, yapıyordu. Bir sabah kalkıyorum. Koşur koştur Uraz'a kahvaltı. Kahvaltısını ettikten sonra işte oyun moyun derken işte evi topla falan derken öğle uykusu uyumak istiyor. Öğle uykusunu uyuyor. Bakın her gün fix. Çok şükür bu rutinimize. Öğle uykusuna uyandıktan sonra böyle bir ara öğün yapıyoruz. Balkonda biraz vakit geçiriyoruz. Şarkılar söylüyoruz falan. Sonra markete çıkıyoruz. Markete çıkıp o gün günlük alıyorum ben bu arada artık. Günlük ne yemek yapacaksak markete, kasaba, oraya buraya uğruyoruz. Ondan sonra eve geliyoruz. Böyle bir iki saat yine oyun, ne bileyim, muhabbet, sohbet, gülmece, kakara, kikiri. Odasında vakit geçiriyoruz derken saat zaten 5 gibi ben artık mutfağa giriyorum. Mutfağa giriyorum işte 5 gibi falan, onu yap bunu yap derken Uraz'ı 6-7 gibi yediriyorum. Çok komik oldun. Ama çok tatlısın. Ondan sonra neyse, sonra zaten vakit daralıyor. Geri kalanları yapıyorum derken Eren geliyor. Ondan sonra tabii o arada yine mutfakta bulaşık varsa makinede onu yerleştiriyorum falan. Sonra Eren geliyor. Daha da ezan okunuyor. Eren geliyor 5-10 dakika sonra. Ondan sonra iftarımızı yapıyoruz çok şükür. Sonra haydi masayı topla kaldır et. Sonra bir kahve iç derken hop Uraz'ın uyku saati geldi. Uraz'ı uyut. Sonra dön. İşte çay yap. Çayın yanına bir şeyler çıkar. Bu sefer işte çayın yanında çıkan pislikleri, bulaşıkları toparla. Ondan sonra tam böyle bir iki saat oturdum, rahatım derken haydi Eren sahur. Eren sahur yapıp yatıyor çünkü. Eren'e sahur hazırlıyorum. Bir daha onu şey... Ooo böyle var ya işte, ondan sonra ben kendime duşa ne zaman giriyorum, saçımı ne zaman tarıyorum inanın ki bilmiyorum. O yüzden çok gözükmek istemiyorum bu ara. Bayağı bir yoğun geçiyor çok şükür. Bu arada dün de anneciğim yerel seçimlerimiz vardı değil mi? Biz oy kullanmaya gittik. Ülkemiz için hayırlısı olsun inşallah herkes için. Türkiye seçimini yaptı. Ama beni asla koşturmayan bir çocuk var. Bizim evde demokrasi yok. Ya Uraz, ama bir şey söyleyebilir miyim? Ben yapmana dikti yapasın geliyor değil mi? Uraz hadi merhaba der misin kameraya? Bence böyle güzel olmuyor. Merhaba demek ister misin? Peki ama seni bu şekilde çekemem. Çünkü bu hoş bir şey değil. Bu güzel değil. Öyle işte, neyse sen şimdi 4. Bir saat falan şöyle bir Uraz'la hopla zıpla oyna. Boyama, kitap oku falan bir şeyler yap derken zaten hemen çabucak 5 olur. Bugün de patlıcan oturtma yapmayı düşünüyorum. İşte kıymam yoktu, patlıcanım yoktu. Çıktım onları aldım. Bak kıyma demişken kıymayı yerleştireyim. Anneciğim. Kıymayı yerleştireyim çünkü... Bak işte. Gene arada bir iş çıkıyor. Kötü olur çünkü hava çok sıcak. Bakmayın normalde evde böyle gezmiyorum da şimdi kamera karşısında biraz sıkıntılı bir görüntü olur diye şey yapmadım. Şöyle valla yarım yarım yaptırdım ben bir kilo kıymayı. Çünkü çok yenmiyor. Hatta şimdi bunun bir tanesini de bunları da böleyim ben. Keşke 250 gram 250 gram söyleyeyim. Daha sonra patlıcanlarım burada. Bir de yumurta aldık marketten. 3 ayrı yere uğrayıp. Şu Bim'in şu bili bili yumurtasını seviyorum. Neyse ben şu kıymaları ayarlayayım. Ondan sonra da aslında patlıcanları soyup bir tuzlu suya koysam hiç fena bir fikir olmayacak. Böyle zaten saat 5 olacak. Patlıcanları kızart.
harcını hazırla, çevir. Çorban var, dün mercimek çorbası yapmıştım, çok şükür yapmışım. Var. Yanına bir de pilav. Kendime salata. Bitti gitti. Uraz da patlıcanını yemiyor mu? Üzerindeki kıymalı sostan pilavla birlikte yiyor. Tam bugün de kurtardık Allah'ın izniyle. Şu küçük borcama yapacağım. 2 kişiyiz ve günde sadece 1 kere akşamları yendiği için yani yemekler kalıyor. Bu bize mesela 2 gün yeter çünkü ben zaten çok az yiyorum. Bu şekilde başladım. Şimdi önce kıymamı. Uraz da içeride şarkı dinliyor. Çok seviyor. Çizgi filmden ziyade şarkı dinlesin, oynasın. Neyse. Önce şöyle bir kıymayı, yarım kilonun yarısını kullandım. 250 gramı. Çünkü baktım ki borcam da bayağı küçük. Gittim bir kilo kıyma aldım onun için de. Neyse, buzlukta durur. Kurban da yaklaştığı için çok kasaptan bir şey almak istemiyordum aslında. Hani çok buzluğa yığmak istemiyorum. Ama yine de mecbur kalıyor. Şimdi soğan alalım. Buradan da soğan aldık mıydık? Şöyle bir tane orta boy lazım bana. Bunları poşetinden çıkartamam çünkü patatesi de buraya koyduğum için ikisi ayrı ayrı oluyor. Bu da küçük ama ya. Burada orta boy da yok. Neyse. Hemen de patlıcanlarımı da şöyle tuzlu suya yatırdım valla. Kıymalar pişmek üzere. O yüzden hızlıca hemen soğanını, biberlerini falan katayım. Harç olsun, artık harç kenarda bekler. Bunu pişiririm. Yani kızartırım bunları tavada biraz. Şeyde, borcamda durur. İftara yakında fırınlarım taze taze olur diye planladım. Biraz erken başladım aslında. Saat şu anda 4.30 ama girmişken işte kıymaları falan ayırayım derken, ayırdığımı tavaya alayım, hadi bunu da yapayım derken buraya geldik. Uraz'ın da keyfi yerinde şu anda. O yüzden olsun, erkenden bitsin gitsin, en azından rahat ederim. Harcım bu şekilde hazır sayılır. Ben kırmızı biber de koydum. Efendim oğlum? İçeriye sinek girdi diye geliyor yanıma. Anneciğim, sinek bir şey yapmaz. Git sineğe de ki çabuk evimizden çıkar mısın de. Koş. Yok. Evet, hadi ben de yemeğimizi yapayım. Sonra rahat rahat oynayalım ezana kadar inşallah. Anne, biz nereye gittik? Biz nerelere gittik? Şimdi hemen şunların suyunu süzdürüp kızartmaya alıyorum. Evet, benim oğlum burada boyama yapmak istedi. Şimdi o boyamasını yaparken ben de yemeğimi yarıladım sayılır. Ooo, elini mi boyadın anneciğim ya? Tamam. Harcım hazır bu şekilde. En son bir maydanozunu koydum. Almadan, altını kapatmadan önce karıştırdım, kapattım. Patlıcanlarım da bu şekilde burada kızarıyor. Biliyorsunuz airfryer kullanmıyorum. Airfryer'imi kaldırdığım için aslında airfryer'de çok iyi oluyordu bu tarz yemekler ama maalesef yani eski usule devam. Bayağı da yağda kızarıyor ama yapacak bir şey yok. Her gün yemiyoruz. Efendim? Tekrar söyle bir tane, anlamadım. Islak mendil getir. Oh. Sinek burada işte. Sinek mi? Arı mı kız o? Şşt. Aha, gitti oğlum. Çıkardık. Gitti işte, çak. Islak mendil de burada anneciğim. Evet, bu şekilde hazır. Şimdi iftara yakında salçalı suyunu yapıp üzerine domates, biber gerek yok ya, yapmayacağım. Salçalı suyunu ekleyip fırına atarım. Fırında da pişer artık. Benden şu an şu dakikalık bu kadar. Ya kızım. Sen ne istiyorsun? Ekmek mi istiyorsun? Tamam. Evet, Uraz sonunda soniklerine kavuştu. Peki biz şimdi ne yapacağız? Burada neden toplanmış bulunmaktayız? Su kaynatacağız. Su kaynatacağız. Neden? Çorba. Evet. Çorba yapacağız. Bu arada herkese ertesi günden merhaba. Dün valla çok kötü şeyler oldu. O yüzden devam edemedim videoma. Bugün de dünden kalan yemeklerim var. Ama çorbam yok. O yüzden şöyle bir çorba yapacağım ama en kolay, en basit çorbalardan birisi olan, yani bence kolay ve basit çorba yapacağım. Ve çok basit bir yolla yoğurt çorbası yapacağım. Tamam, sen orayla ilgilenme bir tanem. Bu tarafa dön. Hadi bakalım. Yamak Bey. Dıt dırı dıt.
Dikkat et kafana. Anne sen emre pişirsene hadi. Tabii tabii emredersin paşam. Anne sen yemek pişirsene. Ananın başka işi yok ki. Yemek pişirsin. Temizlik. Ya sana değer değer kuzum benim. Şimdi tarif vereceğim tamam mı? Ama hızlı hızlı bakın. Allah şu köyden gelen yoğurdumuzu da alalım. Abimden getirmişti. Kuzenim yollamış kesesine bereket. Anne. Yoğurt bir tane. Yiyorum. Evet. Ben buradan da şehriyemi alayım ve unumuzu alalım. İnşallah şehriyemiz vardır Uraz biliyor musun? Annesi. Efendim bir tanesi evet. Başını yumurcan, başını yumur. Ne olmuş? Bir biraz dokunmuş. Evet normalde tel şehriyi kullanıyorum bunu ama yokmuş o yüzden arpa kullanacağım. Hiç fark etmez. Hemen onu da ayarlayayım. Anneşeğinin bir tanesini hor görmesin. Bunu söylemeyeyim mi? Çok mu duygulanıyorsun? Anne, dede bu benim. Anne, doldurma. Anneciğim ama çorbayı yapabilmemiz için doldurmam gerek. Anne benim marka yaptım ama. Şimdi ben sana söyleyeceğim sen dökeceksin içine tamam mı? Tamam. Tamam anlaştık. Sarımsaklarımızı da alalım. Anne. Efendim. Burada bak tüp vurdum. Hemen bunun başına. Ah tabii ya. Toplayan var be. Sen ben de haklısın. Ben döktüm. Tabii ki sen dökeceksin. Ama bir tek şartla. Bir dakika. Kendin yapamazsın bunu. Ben şimdi sana tencereyi al. Ben şimdi sana yoğurt koyacağım. 1,5 su bardağı yoğurt ekliyorum. 2 de yapabilirsiniz. Ama 1,5 da yeterli oluyor. Bir dakika şimdi. Anneciğim sen de. Al bakalım dök tenceremize. 2 elinle tut istersen aşkım. Güzelce hepsini dök. İşte bu. Şimdi tekrar. Anne, dökülmüş ama dökülmüşüm ben anneciğim. Tamam anneciğim, üstüne dökülmeyecek söz. Masine. Tamam, 1,5. Koy bakalım. Güzelce boşalt. Bakalım içinde kalmış mı aşkım? Kalmış. Tamam. Bu kalsın, sonra bununla su koyacağız. Anne. Hemen bir yumurta anne, şu şekilde bunu, kırıyorum anne, içine. Anne, bir saniye. Tamam koyabilirsin anneciğim. Hı-hı. Dikkat et ben vereyim bekle. bekle. O zaman yumurtayı da ben kırayım. Dök anneciğim. Hepsini dökeceksin. Yumurta. Evet. Anne. Bitti mi? Tamamdır. Teşekkür ederim. Şimdi un koyacağız ama bunu bir kaşık koyacağız aşkım. Anne, tamam mı? Anne. Tamam. Al. Yok anne. Al sen koy anneciğim. Al. Tut kaşığı. Dikkatli ol. Buradan tut kaşığı ama. Güzelce dök anneciğim. Tamam. Şimdi karıştıracağız tamam mı? Anneciğim ben. Tamam sana vereceğim ben karıştırıcıyı. Karıştır güzel karıştır. Şimdi biraz da sarımsak rendeleyeceğim. Kayı kaldırma onu. Sarımsak renden makinedeymiş. O zaman ezeceğiz. Karıştır bir tane. Harikasın. Ellerine sağlık. Ben daha yaptım. Daha bitmedi anne daha bitmedi. Yok anneciğim daha çok var zaten. Anneciğim sarımsak ezicileri bulamıyorum. Doğrayacağız. Anne ne yapıyor? Sen çorba yapıyorsun anneciğim. Bu çok lezzetli bir çorba olacak değil mi?
Yavaş, üstüne gelmesin. Gerçekten güzel karıştırdı. Bakar mısınız? Aferin sana. Karıştırın. Ben yapıyorum. Şimdi bakma. Tamam, bakmıyorum. Bu da yapıyor. Çorba yapıyor. Bu da yapıyor. Emre de güzel yapacak. Evet. Seni, annesini, ulaşını, annesini, ulaşını, annesini yiyecek. Evet. Çok güzel yiyecek değil mi benim oğlum çorbada? Abone ol. Uyudememez. Anne yediriyor. Yani çorbaları Uraz yemiyor, anne yediriyor. Evet, çünkü çorbalar sıcak oluyor, dökülebiliyor. O yüzden biraz daha büyüyene kadar annesi yedirecek değil mi bir tane? Bu arada geçen de yoğurt yayla çorbası vardı bizde. Geçen hafta o... Pirinçliydi. Normalde pirinçli yapıyor da. Bu sefer hem de Uraz için doyurucu olsun diye. Ben anneciğim sarımsak doğruyorum. Çok güzel kokuyor değil mi sarımsak? Bak kokla. İçindeki. Mis gibi kokuyor anneciğim. Şifa. Çok güzel. Karıştır anneciğim, karıştır. Sen yapıyorsun yani. Ben de sarımsaklarımızı doğradım. Şimdi bu sarımsaklarımızı seçeceğim. Hem de çok güzel olacak sarımsak. Annesi. Efendim benim. Bu dökülmüş. Ne olmuş? Dökülmüş. Nereye döküyorum? Ha, sarımsaklar, evet. Şimdi anneciğim bu tarafa geçelim. Bekleyin anneciğim. Şimdi sen suları dök, tamam mı? Ben de karıştırayım. Anlaştık mı? Sen su dök. Dur ama anne. Uraz gerçekten çok güzel karıştırmışsın. Ay, ben gibi misin? Vereceğim aşkım, vereceğim. Çocuk dökmedi, ben döktüm. Şimdi 5'e kadar sayacağız, tamam mı? Say o zaman. Hadi dök. Üstüne gelmesin. Bu bir. Biraz daha var. Dök. Tamam, bir şey olmaz. Değiştiririz. Tamam. Tamam. Al bakalım. 5 su bardağı. Bu 2. Şimdi yine. Bu 3. Bu kaç? Bu 4. Bu 4. Evet. Şimdi 1. Bu kaç? 4'ten sonra kaç gelir? 1. 4'ten sonra kaç gelir? 1. Anneciğim, 4'ten sonra kaç gelir? Say bakalım. 1, 2 başla. 1, 2, 3. 4. 4. 5. Evet, 5. İşte bu kadar. Önce ben de. Şimdi sen biraz karıştır, sonra anne onu ocağa alacak çünkü, tamam mı? Dikkat et, dökülmesin. Çorba yapıyor. Çorba yapıyor babasını, babasını. Çorba. Benim de hepsini yapıyor. Elem onları. Aman aman, Allah korusun. Hadi şimdi anne onu ocağa alsın. Tuzunu kaynadıktan sonra koyuyorum. En sonunda ocaktan almadan önce yağ kızdırıp koyacağım naneyle. Uğraz buraya, yumuk havaya. Şimdi çorbam kaynadı. Ben tuzunu da ekledim bu arada. Bayağı şu an kısık ateşte. Biraz daha arpaları yumuşasın diye bekliyorum. O sırada yağ yakacağım. Ben şöyle biraz tereyağı ve azıcık da zeytinyağı ekliyorum. Ve nanesini koyup hemen ocağa alacağım. Şöyle göz kararı vallahi her şey. Bunu normalde siz ne bileyim yemeden önce de yakıp üstüne tabağa ekleyip de yapabilirsiniz. Ben üşeniyorum öyle her defasında vallahi. Ve şimdi en sevdiğim kısım başlıyor. Evet o. Ay, mis gibi kokuyor. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, hiçbir şey kalmadı neredeyse.
Tamamdır. Çorbamız hazır. Evet, şimdi Eren geldi ve eve şöyle bir paketle girdi. Şirket onlara Ramazan için böyle bir kutu hazırlayıp vermek istemişler. Teşekkür ediyoruz efendim. Kesenize bereket diyelim. Evet. İçeriğinde birlikte bakalım istedim. Benim kaldırabileceğim bir şey mi? Var aşkım ya. Dur ben kaldırayım. Hadi bakalım. Hadi gel oğlum. Hah, o da çekiyor. Yok, hoş geldin bu arada. Hoş geldin bu arada. Bak. Hoş bulduk. Uraz'ın en sevdiği çorbaları. Evet. Ama sen de seviyorsun diye. Pardon. Uraz da sana yaptı burada. Hadi kopar bak. Hadi sen kopar. Oğlum telefonu dışarıya sallar aşkım. Allah korusun. Uraz. Uraz içeri gelir misin anneciğim? Haydi, haydi, haydi. Merak ettim gerçekten. İlk kez bu sene böyle bir şey yapıyorlar hayatım. Değil mi? Daha önceki senelerde ben şahit olmadım. İlk kez böyle bir şey yapıyorlar. Uraz da buraya gelecek mi? Uraz da bakacak mı? Hadi gelsin Uraz. Açtım. Buraya oturmayacağım ben. Ay. Evet. Bence çıkar bakalım. Hı-hı. Marmara Birliği. Aa. Şöyle bir zeytin çıktı. Evet, tadın makarnası varmış. Efendim oğlum? Tadın makarnası varmış. Bir saniye. Ben ilk kez görüyorum. Denenir. Keselerine bereket. Allah kabul etsin. Doyum duydun mu? Doyum duydum ama kullanmadım. Çorbalara gider. Pirince, sütlaca. Ama biraz düşersin oğlum. O iki paket. Nohut doyum. Doyum markası kullanıp memnun kalanlar yoruma lütfen. Pilavlık burgur. Bulgur. Burgur ne dedim lan? Burgur. Makarna. Yine makarna. Evet, Eren elendi. Uraz çünkü bir mızmızlandı, onunla ilgilenmedi diye gelir gelmez. Neyse şöyle. İçerisinden toz şeker çıktı. Daha sonrasında mercimek. Aa, mercimeğim de bitmiş diye mi diyor? Kalpleri temizmiş. Bu ne kız? Bu ne? Peksimet. Kurabiye çıktı içinden şöyle. Aa, şey paketlemesi falan çok tatlıymış. Bu da kalsın. İrmik. Tadın 20. Aa. Kız. Arpa. Tel olsaydı daha çok sevinirdim diyormuşum. Rabbim buna muhtaç etmesin. Arpa şehriye. Şöyle tuz çıktı. Şöyle şekilde domates salçası çıktı. Hoş geldiniz. Keyfiniz yerine geldi mi? Azıcık. He? Bak. Hangi tatlı daha tatlı? Bu neymiş? Ayva reçeliymiş. Yaban mersini dedi. Yaban mersini mi? Senin canın yaban mersini mi istedi? Şöyle bir siyah çay. Bunu daha önce hiç duymadım. Efendim? Yaban mersini istiyorsun. Tamam. Tamam, o zaman orada bekleyin. Sıcak suyla yıkayın babası. Oo, şöyle. Un varmış, patlatacağım şimdi. Bu şekilde un çıktı. Ve böyle de sıvı yağ çıktı. Bayağı bir şey çıktı. Şimdi normalde az önce Eren'le şey konuştuk. Ben dedim ki hani çok şükür bizim evimizde çoğundan var. Hani bir ihtiyaç sahibine mi versek diye konuştuk. Sonra burada ihtiyaç sahibi bilmiyoruz. Gerçekten bunu verebilecek. Zaten şirkette Eren'in yanındaki arkadaşlara falan herkese verilmiş. O yüzden Eren dedi ki şu zamanda emin ol herkesin her şeye ihtiyacı var diyerekten boşver, bu bizim nasibimiz, evimizde kalsın dedi. Bir de normalde ben şöyle düşünüyorum. Böyle paket yollamaktansa insanlara, mesela burası en kötü 1000 lira vardır değil mi hayatım? 800 liraymış herhalde. Yani hani onun parası verirse mesela, o adamın belki evinde zaten mercimeği makarnası var ama o akşam o parayla et yesin. Mesela bilmiyorum, ben böyle düşünüyorum. Evet. Doğru veya yanlış. Yanlış bence. Bilmiyorum. Çünkü o parayla gidip başka bir şeyler de
içip yiyen, başka bir şekilde sigarasını alan, yani adam bak bu açıdan da hiç düşünmemiştim. Alkol içen bile var lan Ramazan ayında. Saçmalama. Ay bugün saçmalama gördün mü? Şişli'de. Bilmiyorum görmüyorum. Şey mi? Barı mı? Gece kulübü yanmış gece kulübü. Ya. Allah rahmet eylesin. Vefat edenler de çalışanlar evet, hep. Evet çok kötü. Var ya aklıma bin bir türlü şey geldi. Allah ailelerine sabırlar versin. Aa, sıcak suyla yıkadın değil mi? Güzel mi? Güzel. Afiyet olsun. İşte böyleydi. Böylelikle de bu videoyu hadi bitirin. Vallahi bitti. Benim...